DM'leri okuyayım. Biri Soprano'yu sormuş. İzledin mi sen? Video yaptım ondan. Aa, ben yeni başladım biliyor musun? Yeni mi başladın? Çok yeni başladım yani, daha 3. 4. bölümdeyim. Yine arkadaş soruyor. Kesin bana sorsaydın önerirdim sana zaten Soprano izle diye. Çok dizici bir adam değilim ben. Filmci adam. Ben sevmiyorum yapımı abi ya. Bilmiyorum. Sen şey izliyor musun? Suç filmleri işte. Scorsese yapımları İşte falan. normalde izlemiyordum. Kurtlar Vadisi'nden sonra sarmaya başladı. Ne yaptın? Goodfellas falan mı yaptın hemen? Yok. Bekledim, bekledim, bekledim. Şimdi Soprano'ya başladım. Yani anla benim dizi kültürümü. Ya ben böyle Sopranos şey seviyorum. izlemen Soprano'ya başladım. lazım. Efendim? Scorsese külliyatını komple bir izlemen lazım Sopranos'a başlamadan hemen. Hmm, salayım mı o zaman Soprano'yu şimdilik? Sanma da ya bir film olsun sonuçta. Godfather, Casino falan bunları bir izle. Godfather izlemişsindir zaten İzledim herhalde. Orayı biliyorum. Allah'ın emri. Scarface. Mesela Scarface sevmiyorum ben. Çok kötü bir dizi, film bence. Niye? Ne seni beğenmiyor? Abi ben ya aslında beni tam karşılayan bir film şöyle. Ben aslında yine mafya o bu şuna baktığımda karakter gelişimi beni sarıyor. Mesela Soprano'da yine ben vurulu kırılı olacağını düşünmüyorum. Şu an hiç yansımıyor. Ama her karaktere ayrı ayrı karakter gelişimini yansıtacakmış gibi hissettim. Öyle mi? Soprano'da bunu şeyde Scarface'de bunu hızlı yapıyorlar. Ama böyle boşmuş gibi yani. Çok hızlı oluyor her şey. O yüzden beğenmedim. Yani karakter gelişimi dediğim kasvetli dizi seviyorum ben veya kasvetli film seviyorum. Scarface'de her şey bir anda oluyor, bitiyor. Bu kadar. O bir remake aslında biliyorsun değil mi? Scarface'in orijinali New York'ta geçiyor. Bilmiyordum. Tabii o bir remake. O Al Pacino'lu olan bir remake aslında. Çoğu kişi bilmez. Var zaten alt metinli göndermeleri. Şu an dur hatırlamaya çalışıyorum. Küba olayına falan Evet onu evet biliyorum. evet çok fazla, evet, Küba olayına falan alt metinli çok göndermesi var. İki Ya ben tane ona katıldım abi. Kült bir filmdir. Hak ediyor yani şeyini. bilmiyorum, benim isteğimi tam yansıtamadı. Ama mesela Soprano çok net yansıtacak. O karakterler ayrı ayrı gelişecek. Çok net hissediyorum. Öyle olunca sarıyor beni abi. Mesela örnek veriyorum, bir dizi başlıyor, karakter aynı. Dizi bitiyor, karakter hala aynı. Olmuyor o bende. O yüzden mesela en sevdiğim dizi, şimdi en sevdiğim diziyi söyleyince diyeceksin yani tamam sen o kafasın. Ha, ben Breaking Bad'benim. Bununla alıştık. Yani ilk izlediğim dizi mi değil ama en sevdiğim dizi, hayatımda tek sevdiğim dizi hatta. Diğerlerinin hepsini izlerim ama beni yine o kadar sarmaz. Vakit dolsun diye izlerim. Veya işte o dönemki sevgilim zorla izletir. Mesela Lost'a başladım ben. Bu benim kuşak Lost'a başlamıştı gerçi. Lost biliyorsun J.J. Abrams'ın şeyi var. Bir tane Mystery Box dediği bir yöntem var. Mystery Box yöntemi şöyle çalışıyor. Ortaya bir gizem atıyor. Tamam mı? Ama gizemin cevabı yok. Evet anasını neyse. Gizem var ama Affedersiniz de. açıyorsun o Mystery Box'u. Yani Mystery Box gerçekten var. Bakabilirsiniz Wikipedia'dan falan. Yöntem var gerçekten. Açıyorsun Mystery Box'u. Bir tane daha çıkıyor içinden. Matruşka gibi. Onu açıyorsun. Bir tane daha çıkıyor. Lost öyle mesela. Her cevap 10 tane soru daha getiriyor. En sonunda zaten altında kaldılar biliyorsun. Bitiremediler mevzu. Sıçtılar. Yine de güzel bir dizi mesela bence Lost. Abi sonra dedim Lost'tan sonra ne var o zaman? Benim kuşak full Lost'la başladı. Sonra ben Breaking Bad devam ettim. Sonra dönem dizileri aktı ama mesela çok az dizi izledim. Az, bir kötü mü bu, iyi mi bilmiyorum. Filmde de öyle. Her Türk gibi bir Prison Break izlemiş olman lazım. Sevmem mesela Büyük Kaçış'ı. Çünkü Büyük Kaçış çok uzun bir dizi. Mesela Büyük Kaçış'ı başka bir platform çekseydi 3 sezonda bitirirdi 12 bölümden. Abi 24 bölümde her sezonu öldürüyordu beni ya. Öldürüyordu. Başka platform derken? Şey çekmemiş miydi? Adını unuttum. Ya yapım şirketi. Artık platform oldu ya, platform dedim. 20th Century Fox mu diyor? Fox'tu galiba ya. Fox tabii. Fox kanalında yayınlandı da. Normalde tek sezon yapmışlar onu. Ben o Paul şeyi takip bayağı bir ara Abi sarmıştım. yani bir dizi izle bitsin de ondan sonra de ki tamam yeter, bakmayayım alt metnine. Anlat. Ya ben bayağı sarmıştım bir ara şeye. DB Cooper meselesini falan bir ara. Hobi olarak.
Adamlar bir sezonluk planlamışlar fakat Çok mantıklıymış. Keşke yapsalarmış. bak şimdi daha enteresan bir şey anlatacağım sana. Bir sezonluk planlamışlar ve plan aslında şu: iki tane kardeş var, biri hapiste, birisi gidecek diğerini çıkaracak. Basit mevzu. Kanal diyor ki bu diyor götürmez, yani azıcık daha uzun olması gerekiyor. Bunun üzerine bir Contipyri dedikleri bir şey yapıyorlar. Bir derin devlet olayı. Şimdi asıl bomba mevzu geliyor. Bu derin devlet olayını da Türkiye'den aparıyorlar. Kurtlar Biliyorsun. Vadisi'nde de bir delireyim. Ya Deep State olayı var ya, bu Deep State'ler, Amerikalılar, derin devleti. Bu Deep State kavramı Türkiye'den gelmiştir. Ha, kavram olarak. Ben bir an dizi olarak kopyaladım. Genel Yabancı olarak yani oldum. Amerikalılar için derin devlet şey falan kökeni Türkiye'den. Bunu çoğu kişi bilmez mesela. Deep State harbiden Türkiye'den. Vay Örnek be. hep Türkiye'ye gösterirler direkt. Yani İtalya'da var tabii ki örnek olarak, ama yani Türkiye'de daha büyük. Çünkü devlet kültürü farklı Türkiye'de. Algısı da farklı. Ve adamlar yani bunun senaristi falan kendi gidip bakabilirsin. Yani Deep State konusuna giriyorlar ve diyorlar ki buradan bir şey yapalım. İşte biliyorsun dizinin teması şey, ABD başkanını ele geçirmeye çalışan bir vice president var. İşte CIA falan kullanıyor. İşte kardeşini öldürtüyor falan filan böyle. Buralara da ilgilenmiyor çok kişi ama bu mevzu şeyden apar mı? Biraz Türkiye'den. Vay be. Sonra şey diyor ki yapım kanalı olan, manyak reyting yaptığınız ikinci bir sezon daha sipariş ediyor. Onu da çekiyorlar. Üçü de çekiyorlar. Dördü de çekiyorlar. Beşi de çekiyorlar. Sonradaki her klasik şey gibi. Bizim kuşak çok sevdi galiba Büyük Kaçış'ı. En sevdikleri dizi Büyük Kaçış galiba. Sezonu iyi. Bak ilk sezonu senaryo yazma konusunda Evet inanılmaz. abi, ilk sezonu çok iyi ama işte ondan sonra çok uzatıyor ya, Ezel gibi. Ezel zaten şey, ATV istedi diye biliyorum. Bir sezon daha yaptılar ona. Godfather 2'den şey yapardı. İzlemedim işte o yüzden. Geçmiş sahneleri var ya şeyin. Ramiz'in. De Niro'nun Godfather 2'de. De Ha, Niro'nun Godfather. Corleone'nin şeyi, bir tonu. Birebir apar. Birebir aparmaya Ramiz'in gençliği aslında. Aynısı yani. Bile nasıl çakmadı zamanında bilmiyorum. O Prison Break'in olayı da şey mevzu yani, büyük hikayeden çok bölümü kurgulamaları şey. Cliffhanger bırakıyorlar ya yani. Okulda Ben ne okuduğunuz kadar gibi. dinlemiştim ya. Okulda okuduğunuz şekilde abi, emin ol. Ben izliyorum geçiyorum abi. Vallahi benim için. İzleyeyim bakayım anlık geçsin bana, tamam. Geç. Mesela bizim kuşak için o herhalde ya. Büyük Kaçış çok seviyorlar. Benim için o kadar iyi değil ama. Senaryo bakımından evet çok zengin, harika. İlk sezonu akıyor gidiyor. Ama ondan sonra o 24 bölüm sana kabir azabı gibi geliyor. Ölüyorsun. Sıçıyor yani. Bunlar hapishaneden çıktıktan sonra sıçıyor bana göre. Bir iki yerde güzel. Aa, sonra devamını çektiler biliyorsun. Yeni versiyonunu çektiler. 2000 Beşinci kaçtaydı o. sezonu. Yeni sezon çektiler evet, yıllar sonra. Burada şey oynuyor biliyorum. Benim tanıdığım biri Türk. oynuyor. Şey var. Almanya Türkiye bir arkadaş var orada. Evet Şey evet gibi. biliyorum. O arkadaş şeyde de oynamıştı galiba. Game of Thrones'da da oynamıştı. Ben tanıyorum onu. Hani bir arkadaş üzeri. Evet, hatırladım ben o dönem. İlk defa bir şey araştırmışım ha. Ben dizi film bittikten sonra kim oynamış bunlar kimmiş ona da bakmam da o dönem onu araştırmıştım Türk diye. Muhabbeti gelmişti çünkü. Ya ona Ya ona sorsan sorsan. kendini daha çok Alman gibi. Ama genelde arkadaş hep militan rollerde oynatıyorlar. Mustafa'da Baktım karakterlerine. benziyor. Şey gibi işte, Sefa Zengin abi çok yetenekli bir ses sanatçısı. Ama işte tipi yüzünden sürekli kötü, sinsi rollerde oynuyor. Şey işte bizim Kurtlar Vadisi'ndeki Erdal. Erdal ne adam Arkadaşlarım ya. En iyi yan karakter Erdal bu arada arkadaşlarımın yanında beni utandırıyorsun baba. da. İtin yoldaşı it olur. Biri tam şu an yazmış ki Abuzer Kömürcü'yü anladınız yazmış. Abuzer Andık. Kömürcü gibi. Andık. Punisher. Abuzer Kömürcü Üniversitesi'ni açtıracak. Ne yapmaz? Punisher'ı söylemişler. Punisher bence izledin mi abi? İzlemedim. İzleme. Onu da arkadaş zoruyla başladık. İstediğimizi alamadık, saldım. En son ne izledim biliyor musun? Orada Ne? yarım kaldı. Apple TV'nin çektiği Mankind mı ne diye bir dizi var. Dizinin mevzusu şu: Ay'a ilk gidenler Amerikalılar yerine şey olsaydı, Sovyetler. Hani Sputnik şoku var ya, uydu şoku. Oo, iyiymiş fikir. Evet. Evet, onun şeyini çekmişler. Ay'a ilk giden insan. Tersine işlemişler. Hani bayağı şey, benim ilgili olduğum bir konu işte. NASA'da şeyler vardı ya mesela, Naziler, Wernher von Braun falan gibi. Onları da işlemişler. Nazilerin şeyinde falan da işlemişler.
güzel bir diziydi. Oradayım henüz, bitirmedim daha. Ben ona bir bakarım. Çok mantıklıymış. Dizinin konusu çok iyi bu arada. Çok iyi. Diziye göre abi Sovyetler önde yani. Anlaman gereken. O, Ay'a üs bile kuruyorlar hatta ileride falan. Yani hakim kültürün değiştiği halini göstermişler işte Yok şu an. şey de güzel. Mesela uzay birkaç şey kurumsal olay var. Mesela uzay ilk giden ekip çakılıyor. İnemiyor falan böyle. İlk sezonu mu yayınlandı sadece şu an? Vallahi ben ilk sezonu izliyorum. Ne yayınlandı yayınlanmadı tam o kadar şey değilim yani. İkisi gelsin, ben ona bir çırpıda iyi ilk ikiyi bitireyim onu. Çok mantıklıymış, konusu çok beğendim.